Dikkat! Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. 4K özel videolarımız her cumartesi ve salı günleri yayınlanmaya devam edecektir. Şu an izlediğiniz videolar günlük olayları cep telefonu ile çekip vlog olarak sunulmasıdır. Sanki kar yağmış gibi değil mi arkadaşlar? Her taraf bembeyaz, buz olmuş. Günaydın arkadaşlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Günlük videomuza. Hava o kadar soğuk ki. Yani anlatamam. O kadar soğuk ki. Her taraf buz zaten. Bir şöyle yağmur ya da ufak bir kar serpiştirse şu an bembeyaz olur. Her yer buz çünkü. Ay, bugün biraz erken kalktık. İşlerimiz çok. Babamız gidecek, onu bırakacağız. Günümüz başlasın. Güzel annesi güzel Mia'mızın saçlarını yapıyor. Bugün adaya gidiyoruz. Ada pazarına. Evet, biz ada derken yalnız ada değil mi? Ada pazarı. Burada ada demek, ada pazarı demek arkadaşlar. Adaya gidiyorum derseniz ada pazarına gidiyorsunuzdur. Güzel oldu kızım benim. Şimdi yürüyorum. Aynen, ufak bir kahvaltı edip tamam, çıkalım. Tamam, güzel edelim. Hadi. Bam Bam da içeri girmek istiyor. Şu duygu sömürüsüne bak ama, şu bakışa. Senin boğazlar çok kötü değil mi? Benim bir nebze daha iyi ama benim de böyle göğsüme ve genzime oturmuş halde. Boğazım hafif geçti. Yani geçmedi de. Hadi koş, kahvaltı edeceğiz. Kahvaltı edeceğiz, gel buraya. Evet, son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kahvaltımızı ediyoruz. Şimdi birazdan evden çıkacağız. Adada da işlerimiz vardı. Filiz de ne zamandır gitmek istiyordu. Evet, ben her ada dediğimde ada pazarı olarak düzeltiyorum. Çünkü bilmeyen için bir şey ifade etmiyor. Adaya gidiyorum. Artık Sakaryalıyız aşkım biz de. Her Sakaryalı ada diyor ona. Adaya gidiyorum, adaya gidiyorum. Değil mi? İstanbullu olarak bize ada deyince direkt böyle burgaz mı, büyük adamı. Ay, bu ışıkla ne güzel çıkıyor benim kızım öyle. Her zaman güzel benim kız. Bak bak bak. Baksana. Gördün mü telefonu? Bak bak. Ya lütfen emziği bırakır mısın ama şu an bak zamanı. Size her sabah sahnemizden bir kare. Mia'cığım bir bak, istediğini açabilirsin. Tamam. Arabaya bineceğiz aşkım, arabaya hadi. Mama niye ki arabaya çok binelim? Çok az vaktimiz var, gitmemiz gerekiyor. Anlatabiliyor musun? Arabaya binmek istiyor musun? Hayır. Arabaya binmeyecek misin? İstiyor musun arabaya binmek? İstiyorsa yemeğimizi yemeliyiz. Kahvaltımızı yapalım da gidelim. Biricim lütfen. Anasının kızı işte. Kahvaltımızı yapalım mı? Gidiyoruz bir tane. Muz getireyim mi ben ona? Şimdilik bir tane muz yesin. Muz ye. İster misin muz? Kahvaltı yapmadan evden çıkamıyoruz. Muz ister misin? Tamam, muz istiyormuş. Al bakalım annesi. Bakalım Mia muzunu yiyecek mi? Çok yaşa baba. Çok yaşa baba. Diyor, bak o da diyor. Al bakalım. Mia'cığım lütfen daha fazla bana hayır deme. Nedir sorun? Alır mısın? İşte muz. Aşkım dur, ben sana ayakkabını giydireyim. Nasıl giydireyim? Elinde de muzu. Giydirelim sadece. Hadi senin, ben kapıyı kilitleyeyim. Geleyim. Dikkat et merdivene kayma yalnız. Hoş, eridi buzlar da. Sabah çok soğuktu. Bam Bam içeri girer misin? Gel oğlum. Bam Bam içeri. İçeri. Bebek arabasını alacağız. İçeri.
İçeri. Alırız. Geç. Çıktık arkadaşlar, ben şöyle ortaya alayım sizi. Filiz yandan evden çıktık, şimdi bir adada ufak alışveriş yapacağız. Jandarma var burada. Jandarma. Ayrıca babayı bırakacağız bugün, baba trenle gidecek. Ben çıkartayım, tutayım ucundan. Tamam. Evet arkadaşlar, önce bir Migros'a geldik. Buradaki en büyük Migros, 5M Migros. Ayaba. Ayaba kullandı. Seni de Migros arabasına bindireceğiz şimdi. Baba çok şey yapmadan nasıl... Buradaki Migros'ta oturak yokmuş. Böyle oturacak. Hadi annesi. Çok iyi. Ben ilk defa oturaksız Migros arabası görüyorum. Güzel mi Miyacım böyle? Çok komik. Çok uzun zamandır bu kadar büyük markete gelmedim, o kadar şu an anlamsız. Sevindim ki. Ufak şeylere seviniyoruz. Bir tane pirinç. Ne? Mercimek falan var mı? Al. Ekmeğin arkasına. Mercimeğimiz var mı Filiz? Var. Bir tane de mercimek alalım baba. Deniz, Mia'nın var, bebeğe 5. Bebeğe 5. Kaç numara alalım bebeğe? 4 alalım artık bence. Cam kavanozum var mı? Var. Ona boşaltırsın mercimeği. Murat Deniz için bir numara üste geçtik değil mi? 3'ten 4'e. Hangi mamadan geliyorsunuz? SMA şurada. Nasıl fiyatı bak. Burada fiyatı daha uygun biliyor musun? Eczaneye göre. 280 liraydı eczanede. Buradan ne kadar? Çeşidi var mı bir? Yok, SMA aynı hepsi. Artık mamalara alarm takıyorlar. Vallahi. Bir numara kalmamış. Bebek için alacağımız başka bir şey var mı burada? Şeyimiz falan var mı? Islak mendil. O ne ya bak. Islak mendili elimle popomu silermiş gibi yaparak gösterdim de ona gülüyor. Ben burada çok kitap baktım, yok kitap. İstiyorsan sen de bak da. Ha bak, burada da SMA'lar var. Var bir. Unla ayçiçek ya. Bak aslında şu indirimli gibi duruyor baba. 126 lira. Normalde ne kadardı? Sanki bana uygun gibi geldi. 70 lira falan değil mi? Belki başka markalar da var. Hoş böyle de. 5 kilosu 58 lira. Evet, unuttuk çocuğu. 5 kilosu 58 lira. Ben unutmadım, size bıraktım onu. E tamam, ondan 5 kilo alalım. 5 kilo bize yetişim. 10 kilo da bozulmasın. 5 kilo ne kadar? 58 lira. Daha... Oradaki de 100 küsür lira. 120 alsa daha indirimli. Daha iyi. E, aynen bundan alalım. 3 tane 5 alsan daha hesaplı geliyor. Hangi çayı alıyoruz? Hangisi sarı etiketliyse onu kullanıyoruz. Sarı etiketli olanları kullanıyoruz. Sarı etiketli. Çaykur. Çaykur Tiryaki var. Filiz var. Migros'un kendi çaymış. Denemek ister misin? Deneyelim mi? Aslında fiyatı da uygun. Harman var. Migros'un kendi ürünü bir fark ettiği bak bayağı da uygunmuş. Rize çayı mı, harman çayı mı? Şimdi ne fark var arasında? Ben ne bileyim. O daha iyi gibi. Filiz daha mı iyidir? Filiz daha iyidir herhalde. Ne oldu? Çocuk arkandan mı geliyor?
Hangi çocuk geliyor arkanda? Hangi çocuk geliyor aşkım? Tamam, tomruğumuz var mı? Ha? Tomurcuk. Ha, bir tane de tomurcuk. Lipton'un Early Grey tomurcuğu da var. Hangisi? Çaykur tomurcuk mu? Yani o da bergamotlu galiba. Yok, değil bergamotlu değil, pardon. Hangisini alalım? Efor'un da tomurcuğu var, Lipton'un da var. Bu 100 gram, bu 125 gram aynı fiyat. Hangisi 125? Bu. Lazım, onu saklı oluyor. Evet, toz şeker lazımmış. Şimdi Migros'un var gene. Mia yerin ufak ufak azalıyor. Nasıl bir dakika? 49 lira. Nasıl 49 lira? 5 kilo un. Ha, pardon. Şey fake atıyorlar. 5 kilo un kaç paraydı? Aşkım ama şimdi un fark eder ya. Hani çay may tamam da. 149 lira. E o da ucuz 5 litre için değil mi? 149 lira. Bugün Migros'tan gidiyoruz valla. Ya bebek nerede? Aşkım. Ay bebeğim Allah Allah, çok güzel bebeğim. Kuru fasulyemiz yokmuş. Evet. Bakalım kuru fasulyede hangisi sarı etikette? Burasıdır herhalde. Baklagiller burası gibi duruyor. Evet. Yok, Migros'unki 29 lira. Daha o tarafta, evet. Nohut. Koçbaşı nohut. İyi mi bu? İyi. Dermasyon. Hiç anlamam ki ben. Dermasondur yani. Evet tamam. Migros'tan. O 5 kilo mu aşağıdakiler? Aa, Mia'ya bak sen Mia'ya. Açmış mı? Açmış, 100 lira duruyor. Aşkım sonra gözlerin yanar ama. Ama o krem değil ki. O krem değil ki aşkım. Bu yüzümüzü yıkamak için. Köpük bu. Tamam yeter. Aa. O daha ucuza geliyor sanki o da. Değil mi? Kaç kilo ona bakıyorum. 5, 2 kiloymuş. Yok yok. Gözüne geldi bak. Hayır, yiyecek bir şey. Evet. Mia? Akustiği çok güzel değil mi buranın? Ha? Hadi makarna alalım. Filiz uygun fiyatlı. Spagettisini göremedim, görüyor musun? Evet, şimdi peynirlerden. Şu keçi peynirinden alacağım bir kalıp. Büyük olsun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi normalde her şeyin en ucuzunu seçiyoruz ama peyniri Mia yiyor. Onun için onun en güzelini seçmeye çalışıyorum. Al. Onun için acaba kakao koyup karıştırma şansımız olur mu? Pipetle içmeyi seviyor ya. İçinde ne yazıyor bir arkasına baksana. O gün Şeymuzlar beni korkuttu. Tamam, yağlı inek sütü yazıyor içinde. Tamam. Evet. Migros tereyağı 135 lira, sekin 200 lira, pınarın 231 lira. Biz tabii ki Migros tereyağını seçiyoruz. Değil mi aşkım? Bir kasap reyonuna doğrayalım. Mia'ya bak. Evet, burada kasap biraz zayıf arkadaşlar. Tüm kasap reyonu bu. Kuzu yok, kuzu bulamadık. O yüzden... Değil mi? 5M Migros için çok ufak bir kasap reyonu. Evet, kaşar unuttuk. Kaşar çok kurtarıcı oluyor. Direkt bir böyle tost yaparken
akşamları falan ben çok acıkıyorum bilgisayar başında. Şimdi fiyatlara bakalım. Torkun'unki 115 lira, 137 lira. Şurada 92 lira ama o 1 kilo yok. O 700 gram hatta. Tam yağlı kaşar peyniri. Tamam, kaşarımızı da bulduk. Bulmaca çözer gibi alışveriş eder olduk zaten. Her şeyin en ucuzunu arıyoruz. Bizi bu hale getirenler utansın, biz değil. Efendim? Kapı için para var mı? Boşaltır mı öbür kavanoza? E tamam. Tamam, süt içmeye başladı da Mia yeni yeni Nesquik'le içiyor. Şimdilik çok faydalı değil ama işte alışana kadar. Başka eksiğimiz var mı? Dolaştıkça alıyoruz. Eksik düşünelim, ona göre dolaşmayalım. Çay, yağ yoktu. Şeker aldım. Açma kızım, açma, ya. Açma aşkım. Bu da her şeyi açıyor. Seni gidi seni. Hayır. Evde açacağız. Parasını ödemedik ki aşkım. Açamayacaksın. Hayır. Hayır, şimdi açmak şimdi yok. Parasını ki. Ödeyeceğiz sonra. Parasını birazdan. Daha. Dursun, senin o. Senin. Tamam, tut elinde ama sonra açacağız. Açma. Bekle. Açmak yok, tamam mı? Bekle. Bekle bakalım. Bekle. Şimdi kutusunu incele. Kutusunu incele, tadını çıkar. Öyle. Hayal kur. Birazdan açarsın Mia. Tamam, buldun mu? Damla çikolatası. O benim aldığım karamellisi vardı. Çok güzeldi. Dur. Bu bitter. Şu sütlü beyazından aldın değil mi? Bitter mi aldın? Bitter diyor. Alacaksan bundan al. Tamam. Bitter. Acı olur. Hapşırma. Şu tabaklar çok güzel. Evet, Filiz bardaklara bakıyor. Sadece bakıyorum, ha, geçiyorum. Ben en güzellerini alacağım sana ileride. Çok kırıyor zaten, en güzellerini alma. Çok kırıyor. Bizim bir bardak sponsoruna ihtiyacımız var aslında. Vallahi çok kırıyorum. Paşa Bahçe, duy sesimizi. Evet, sence kaç para tutacak Filiz? Dadadadan. Mia'ya diş fırçası. Bak şu güzel. Şaka yapıyorum canım. Çocuk diş fırçaları biraz daha ileride olabilir. Bak şurada bir tane var. Şöyle, ama bu çok erkek. Batman galiba. Sonra Murat Deniz de kullanır. Yok vallahi. Düzgün bir çocuk fırçası yok. Artık kasaya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Ağır adımlarla. Kolay gelsin. Merhaba. Denizcan. Ne için bu video? Efendim? Bizim kendi YouTube kanalımız için. Vlog çekiyoruz. Şimdi normalde şöyle, yeni kanuna göre kişisel verileri koruma kanunu kapsamında aslında kişilerden izin alınması lazım. Suratları bulabiliriz. Tamam, tamam. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Biz de takip edelim. İstanbul'dan kaçış. Tamam. Sakarya'ya yerleştik İstanbul'dan. Bostancı'dan geldik. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Kaç dedi? 1700 lira 10 kuruş. Sponsorumuz bugün dede. Teşekkür ederiz dede. Emekli maaşını almış. Bana para çektirmedi Migros'a gelirken. Tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bu arada arkadaşlar, şaka bir yana aldığımız şeyler 1700 lira tuttu. 1700 lira Filiz. 1700 TL. Baktığın zaman da çok büyük bir yeni alışveriş yapmadık. İçinde et yok, bir şey yok. Allah bu insanların yardımcısı olsun. Tabii bizim de, biz de insan olduğumuz için. Ama insan gibi yaşamamaya başladık.
Yani çok zor. Harcamayı bitine koymak istiyor insan her şeyi. Evet. Tüketmeyip değil mi yani? Ne kadar pahalı her şey. Ya çoğunu Migros aldık zaten. Gördüğünüz her şeyin en ucuzunu seçtik. Ki içinde et yok, bir şey yok. Baktığın zaman sadece biraz bakliyat, bebek bezi. 1700 lira. Bu ne kadar tutar sence? Bir hafta götürür mü bizi, 1,5 hafta? Ki yani götürmez, içinde eksikler var. Tabii. Şükür yaşıyoruz, nefes alıyoruz. Yani et yok, temizlik malzemesi yok. Yani temizlik de yok, evet. Temizlik, esas para tutan tabii şeyler tabii, yok. Temizlik malzemesi yok vesaire. Yani onlarla beraber gerçekten neredeyse aylık 4000 lira falan ihtiyaç var. Sırf market alışverişi için. Ki et olmadan. Evet. Et olursa 4000 lira falan da olmaz. Yani çok rahat 3-4 lira. Biz temizlik yani malzemesi de olsaydı bir 3000 vermiştik. Tabii günlük ekmeğine falan hesapla yani 4-5 lazım kesin. Yani en ucuzun alışveriş yaparak bir de yani. Aslında gerçekten 4 kişilik bir aile minimum bir 6000 lira bence. Sadece mutfak alışverişi, ev vallahi alışverişi lazım. Tabii hani kira faturalar falan dışında. Beslenme. Yani beslenme. Meyve almadık, evet. Sebze almadık. Evet. İnsan sadece şaşırıyor değil mi? Evet vallahi, Allah yardımcımız olsun hepimizin. Çok zor, çok zor gerçekten. Sen öbür taraftan geç, burasında şeyler var. Bu arabaya biraz zor sığıyoruz. Şimdi babayı trene bırakacağız. Baba neredeydi? Gitmemiz lazım. Neydi? Arifiye. Arifiye tren istasyonuna doğru yola çıkıyoruz bakalım. Kaç dakika sürer buradan? Buradan herhalde 10-15 dakika sürer. Efendim aşkım? Yumurtası nerede yoksa? Elindeydi. Evet, babamızı uğurluyoruz. Trene getirdik. Ne zaman geleceğim bir daha dede? Artık ne zaman kısmet olursa. Hadi. Kendisi. İnşallah. Sen eminsin değil mi saatinden falan? Evet evet. Bir gidince alo de. Vardı vakit, niye erken bıraktın? Gitmek istedi, çocuklar var, gidin şimdi dedi. Bekleyecek burada. Aşkım şimdi trene girecek zaten. Bekleyecek. 10 dakika kaldı. Ha okey, 10 dakika bir şey değilmiş. Bu arada Filiz'i çok araba tutmaya başladı. O biraz kötü oluyor. Doğumdan sonra mı başladı Filiz? Ya da doğumdan sonra bir süre devam etmişti, sonra geçti. Hatta vertigodan şüphelenip doktora falan gitmiştik biz Miya'da. Evet. Ama çıkmamıştı, bilmiyorum neden böyle oluyor ama beni bayağı sarsıyor. Murat Deniz, anneciğim. Biz o zaman şimdi eve doğru yola çıkalım. Evet. Evet, eve geldik arkadaşlar. De biraz geç kaldık. Saat 4'e geliyor. Bugün de iki tane Sevgiköy siparişim vardı. Sabahtan fanta siparişlerini vermiştim. Şimdi hızlıca iki tane Sevgiköy siparişimi oluşturup Mücahit'in yanına gideceğim. Oradan kargoları vermeye gideceğiz. Aygüzel Aksoy. Aygüzel Aksoy hanımefendiye. Şuradan güzel üstünde kiraz desenli bir çorap koyalım. Bunu da mühürleyeceğiz. Bu kargom da erişte almıştı ve cam şişe pekmez. Ona da bir tane güzel çilek çorap koyalım ve hızlıca Mücahit'in yanına geçelim. Ay, ben bu arada Mücü'ye gideceğim dedim ama Mücü buraya gelmiş bile arkadaşlar. Yürütmek istememiş beni, sağ olsun. Hiç de haber vermiyor.
Mücü'yü hiç aramıyorsun da geldin diye. Telefonla konuştum. Ben de işlerim varsa hallet diye biraz oyalana oyalana. Evet Mücü, yine yan yanayız. Ben de kendime bakıyorum nasıl çıkmışım diye. Valla sen tıraş oldun ne güzel. Ben böyle mağara adamı gibi devam ediyorum. Hiç olmadı Mücü, birlikte gidecektik. Abi ben sana birlikte gideceğim bir zaman söyledim ama sen de şimdi blöf yapma yani. Gelemem dedim. Evet, baba geliyordu ama. Evet tamam, onunla birlikte gidecektik diyorsun. Bugün böyle uygun bir yerde bir kesettirirsen beni. Varsa. Değil mi? Bir tıraşta olalım artık ya. Bir saç sakal. Valla ne şekil alıyor ne bir şey videolarda. Şimdi yarın cumartesi günkü videoyu çekeceğiz. Yakışıklı olayım orada biraz. Arkadaşlar. Oo, kör oldum. Nasıl kör oldum? Böyle? Deniz abinin size bir sürpriz olacak yakında. Benden duymuş olmayın. Ne gibi? Bir laf yapma abi. Olur, sürprizler bol. Ben bir sürü video çektim, hiçbirini paylaşmamış. Ama paylaşılacak yani, arada böyle çok uzuyordu. Dedim sıkıcı olmasın ama ben o görüntüleri kullanacağım. Deniz abinin... Kamera arkaları var. Deniz abinin bizim dükkanını oradan evine kadar çektim arkada videoyu. O araba kullanıyordu. Hiçbir yayınlanmamış. Onu Mücü Özel diye bir tane yayınlayalım. Mücü buraları tanıtıyordu. Burası hangi şubesiydi yurt içinin? Mücü? Karşı. Karşı? Çarşı. Çarşı şubesi. Sağ olsun, çok hızlı hallediyorlar ya. Direkt alıyorlar. Ünlü değildir ama herkes tanır. Sen varken Mücü burada, biz daha tanınmıyoruz. Mücü ısrarlarıma dayanamadı, beni berbere götürüyor şu an. Nihayet bir şekle şemale gireceğim. En çok Filiz sevinecek, ne zamandır bana diyor berbere git, berbere git, saçlarını kestir. Eskisi kadar saç da yok artık, böyle uzadı mı güzel durmuyor, tepesi olmadığı için. Değil mi Mücü? Ben dün... Evet, kelimi de çekmiştim. Çekmiştim ama paylaşmamış. Mücü, ayakkabıların deseni çok güzel. Abi ağırdan çıktım beni kalbe. Karşı merkezde. Dolaşıyoruz. Ama sen şimdi koskoca çiftliği olan bir ağa sayılırsın yani Mücü. Çoban. Sakarya şehir merkezindeyiz. Engin Bey, evet, size bir müşteri getirdim. Buyur abi. Video çekmekte sıkıntı var mı abi? Her şey çekebilirim. Şimdi Engin abimiz bizim yakın köylümüz. Evet. Kendisi Adapazarı'nda işletmesi burası. Güzel butik bir işletme. Aynı zamanda Engin abi adaklık işi yapıyor. Tepsiyi gösterebilirsin kablolar içinde. Adaklık işi yapıyor. Adak, online adak işi de yapıyoruz tabii, değil mi tabii abi? Tabii tabii, hepsini yapıyoruz abi. Abi. Online adak böyle hani güvenilirdir. Adak, akika, kurban. Saçta kesiyoruz değil mi abi? Adak işi yaparken saçta kesiyoruz. Ha, saçta kesiyoruz adak işi yaparken. Aklıma geldin dedim ki bu perşembe günleri kuru dile gidiyor. Vay abi. 5 içeri geç otobüs var. Ben de hazırlık yaptım kutuları, işte o malzemeleri. Adak var mı bugün? Dün akşam kestim 2 tane. Bir tane. Tamam. Bu sabah bir tane kestim. Sen mi kesiyorsun? Ben kesiyorum abi. Abi ne kadardan başlıyor adaklar? Yani buradan hem takipçiler de duysun da hani öyle ihtiyacı olan, evet, öyle bir durum olursa yani, da ulaşabilirler. 1800 lirayla 2,5 lira arası. Yani kiloya göre, mesela erkek dişi, mesela koyun, toklu dediğimiz böyle etli dişi olan, yani daha yavru yapmamış. İşte orta halli böyle koç tipinde
13 aylık, 12 aylık, 14 aylık gibi koç, orta halli böyle olup da 2000 lira civarlarında, 2200 lira civarlarında. Kesiyorsun isteyene. Kesiyoruz, yüzüyoruz, videosunu çekiyoruz. Şimdi ben seni tanıdığım için hani zaten senin götüreceğin yerlerin güvenilir olduğunu biliyorum. Yani evet. Orada takipçiler de öyle bir şey düşünürse güvenilir yerlere gideceğine ben kefilim emin olsun. Kefilim. Evet. Şimdi abi kafan küçüldü. Değil mi? Filiz abla tanıyamayabilirsen eve gidince. Niye falan böyle bakar? Değil mi? Tepe kere olmasa gene taram ara bir şey yap da. Saçlar kısaldı, bir de gözlük de yok ya, çok değişik gözüküyorsun. Sen Yeniköy'de misin? Yeniköy'de oturuyor. Evet, oturuyor mu? Oradan mı? Orada oturuyor. Sonradan geldi. Oralı olmuş şimdi. İstanbul'dan geldik. Tamam, neresinden? Fuadiye. Ostalya. Almanya'dan geldim, Fransa'ya. Nedir abi borcumuz? Kamera karşısında seni. Bak ona göre şey yolda bırakabiliriz yani. Abi şimdi yol parasını düşünme. 80 lira yeter abi. Şuradan vereyim ben sana, hayırlıdır. Dedik mi canım? Buranı özendin, oldu işte bak. Hadi bakalım. Oy. Aşkım, ben bomba masasını koyar mısın? Ben de videolara bakayım. Ha, koy. Aa, videomuzu mu izliyoruz? Tam video saatimiz. Ben gene dışarıdaydım. Şimdi hızlıca paylaşımları yapmak için. Bitmiş bir ıslak kek kabı. Sevdi mi abla da? Beğendi vallahi. O niye kaçtı? Benden mi kaçtı gelince? Yok, biz şimdi buluşacağız da birazdan. Komşulara gideceğim ben. Hadi bakalım. Yemekten sonra. Ya o şeyi bulamadım, şoktaki o döneri. Anlayla konuştuk. Ha. Kesildi ama kanepa. Şu an yerleşmek için bekliyorlar. Keyifler çok yerinde. İyi, çok güzel maşallah. Maşallah. Ben paylaşımları yapmaya çıkıyorum. Okay. Evet, Filiz yemeklerimizi hazırladı. Hala alışamadı bir daha. Kamera çıkartınca böyle kalıyor geyik gibi. Evet. Bugün böyle pratik bir yemeğimiz var. Tavuk döner almıştık. Güzel bir pilav yaptı yanına. Yine sobamız yanıyor. Komşumuz da börek getirmiş. Evet arkadaşlar. Mia'cığım ağlama bak, hoşçakal deyip yemek yiyeceğiz. Tamam mı? Bir hoşçakal yapacağız buraya. Güle güle. Bay bay yapacağız. Dur bakalım. Bıs bıs. Evet, şimdi yeni videomuzu editlemek için. Ben şöyle ineyim, sen de parmak ucuna. Yeni videomuzu editleyeceğiz yemekten sonra. Şimdilik hoşça kal diyelim bugün. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Yorum da yapın lütfen. Teşekkürler. Mia hoşça kal de. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.